Herkese selamlar. Bitcoin'in çıkış felsefesi enflasyona yenilmeyen ve herhangi bir kontrol mekanizmasına tabi olmayan bir para birimi yaratmaktı. Kimse sizin mal varlığınızı bilemeyecek ve herhangi bir gözetim altında olamayacaktınız. Ancak Bitcoin kapsamlı bir gizliliği sağlamak için yeterli olamaz. Çünkü tüm cüzdan hareketleri blok zincire işlenir ve izlenebilir. Cüzdanınız bir kere belirlenince de tüm hareketleriniz gözetilmiş oluyor. İşte bu örnek Zero Knowledge Proof yani sıfır bilgi kanıtı teknolojilerinin çözdüğü sorunları anlatmanın en basit hali. Çünkü çok daha fazlası var. Bu videomuzda Web3'ü ve Zero Knowledge Proof teknolojisini harmanlayarak kullanıcılarına tam gizlilik sunan Calamari Network'ü inceleyeceğiz. Calamari yeni nesil teknolojileriyle sektörün parlayan yıldızı Manta Network'ün oluşumunun kusama ağındaki projesi ve halihazırda kusamada sistem çalışır durumda. Hatta Calamari stake özelliğini kendi ağ üzerinde aktif hale getirdikten sonra Calamari'nin token'ı olan QMA bir ayda tam %100 artış gösterdi. Biraz sonra tüm hepsinden bahsetmiş olacağız. Hazırsak Calamari'yi tanımaya hadi başlayalım. Calamari ağı, Kusama yani Polkadot'un test ağında yer alır ve tüm ekosisteme hizmet etmek için oluşturulmuş tak çalıştır gizlilik koruma protokolüdür. İşlemler veya diğer kullanımlar için birlikte çalışılabilir, yüksek performanslı ve denetlenebilir zincirüstü gizlilik gerektirir. Calamari, Zero Knowledge Proof yöntemini kullanarak cüzdanların takibini imkansızlaştırır. Bu videoda Zero Knowledge Proof'un tüm detaylarına girmeyeceğiz çünkü oldukça kapsamlı bir başlık. Zero Knowledge Proof hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Zero Knowledge Proof nedir videomuzu sağ üstte bırakıyorum. Bu videodan sonra onu da muhakkak izlemelisiniz. Projenin Polkadot ayağı olan Manta Network, Zero Knowledge Proof kullanarak gizli adresleriniz ve gizli varlıklara sahip olmanızı sağlar. Bunlara ZK adres ve ZK asetler denilmekte. Elinizde tuttuğunuz Polkadot token'ını Manta Network uygulamasında gizleyebilir ve gönderimini yapabilirsiniz. Blok zincirlerde Explorer'lar kullanılarak ağdaki tüm hareketler görülebilmektedir. Ancak MantaPay kullanarak yapılan gönderim veya alımlarda coin veya adresler şifrelendiğinden hareketleriniz ve varlıklarınız belirlenemeyecek. Bütün projeler üretimlerini ve platformlarını ilk olarak kullanıcılara denettirir ve tam güvenliğine emin olmaya çalışır. Buna zaten testnet denir ve bu aşamalar oldukça önemlidir. Calamari Network de testnet sürecine 2021 yılında başladı. Aralık ayında Dolphin versiyon 1 testnetinde 6000 benzersiz cüzdan adresiyle 60.000'den fazla işlem gerçekleştirildi. Dolphin versiyon 1'in amacı çekirdek topluluktan mümkün olduğunca çok geri bildirim toplamak olduğundan herhangi bir ödülü bulunmamaktaydı. Buna rağmen binlerce geri bildirim toplandı ve Dolphin versiyon 2'yi oluşturmak için tek tek incelendi. Versiyon 2 testnet aşaması için versiyon 1 testnet aşamasından farklı olarak teşvik ödül programı açıklandı. Siz de Dolphin versiyon 2 testnetine katılarak ödüllere hak kazanabilirsiniz. Detaylı katılım videosu da YouTube sayfamızda mevcut. Hızlıca Calamari token bilgilerine geçelim. Çünkü şu an stake ile güzel bir yatılım fırsatı sunuyorlar. Calamari Network token'ının simgesi QMI'dir. Kasım 2021'de token oluşumunda ilk arz olarak 10 milyar QMI token yaratıldı. Bu arzın yaklaşık %24'ü Calamari Network'ün ilk parachain yuvasını güvence altına alınmasına yardımcı olan ödüllerin bir parçası olarak kitlesel kiralama katılımcılarına dağıtıldı. QMI token'ın herhangi bir özel satışı yapılmadı ve takıma ayrılmış bir pay da yok. Calamari 2022 Eylül ayının sonunda ağ performansını ve ağı sansüre karşı dirençli tutarak yüksek kaliteli düğümleri sürdürülebilir bir şekilde çalıştırmayı mümkün kılmak için Delegated Proof of Stake modeline geçti. DPoS modelinde kolektörler ürettikleri her blok için sabit bir QMA ödülü almaya hak kazanıyorlar. QMA token sahipleri de kolektörlere coinlerini delege ederler yani işletme yetkisi verirler ve karşılığında da yüksek oranda faiz getirisi kazanırlar. QMA'yı kolektörlere devretmek doğru blokları üretmek için onlara güvenmenizi sağlar. Şimdilik 35 kolektör bulunmakta ve sayısının artması da planlanıyor. QMA tokenlarınızı nasıl stake edebileceğinize dair videomuzu da sağ üstte ekliyoruz. İzleyerek rahatlıkla stake edebilir ve yüksek faiz getirisinde pasif gelir elde edebilirsiniz. Stake ödüllerinin açıklandığı tarihten itibaren QMA token tam %100 değerlendi. Sizler de QMA gibi değerli bir projenin tokenını hodl ederken bir yandan da stake ile miktarını arttırabilirsiniz. Pasif gelir fırsatlarını değerlendirmek oldukça önemli.
Peki KMA tokenları nereden temin edilebilir? KMA tokenları Gate.io, MXG, KuCoin ve Huobi gibi yüksek hacimli borsalarda bulabilirsiniz. Tokenları temin ettikten sonra Polkadot cüzdanınıza kolayca gönderebilir ve stake işlemlerini başlayabilirsiniz. Calamari Network ve Manta Network oluşumu çok büyük. Üretilen yeni teknolojiler kriptodaki birçok sorunu çözmeye odaklı ve sürekli gelişerek büyüyor. Web3'e ve şu an blok zincirdeki en büyük eksik olan gizlilik teknolojisine erken yatırım yapmak bizim açımızdan gelecek için oldukça iyi bir karar olacaktır. Bu durumu önceden gören ve fırsatı kaçırmayanlar tabii ki var. Calamari ve Manta ekosisteminin yatırımcıları arasında kripto dünyasında oldukça büyük öneme sahip ve popüler fonlar bulunmakta. Projeye Binance Labs, Polychain, Parafi, Multicoin, CoinFund, Alameda Research ve Defense gibi sektörünün dev isimlerinin yatırımları mevcut. Projenin arkasında Poseidon Labs ekibi bulunmakta. Poseidon Labs, gizliliği ve püç genelinde sağlama misyonuna katkı sağlamak için kurulmuş bir ekip. Aynı zamanda ekip Evrensel Gizlilik İttifakı kurucu üyesi. Calamari ve Manta Network'ün ekibinde Harvard, MIT gibi üniversitelerde çalışmalar gerçekleştirilmiş ve Algorand'ın deneyimli kripto para uzmanları, profesörler ve akademisyenler de yer almakta. Projenin roadmap yani yol haritasını Notion sitesinden görebilir, gelişmeleri sürekli takip edebilirsiniz. Günümüze kadar özet olarak Dolphin Testnet 1 ve 2'yi, Collector programını, Calamari Network Block Explorer entegrasyonlarını tamamlayan projenin ana hedefi tabii ki Manta platformunun başlatılması. Proje bugünlerde oldukça sıkı bir çalışma sergiliyor. Yakın gelecekte Dolphin Testnet versiyon 3 ve Manta Pay'in ikinci adımı testnetlerini başlatacaklar. Hatta videoyu hazırladığımız şu anda Trusted Setup yani Manta Pay'in birinci adımı testneti aktif durumda. Videoyu izleyip tek tek adımları takip ederek siz de katılabilirsiniz. Son olarak belirtelim. Proje diğer sosyal medya kanallarından ziyade Discord'u tercih ediyor. Oradan takip etmenizde fayda var. Projenin tüm linklerini videonun açıklamalarına ekleriz. Ayrıca MantaPay Trusted Setup'a katılarak sizler de Discord'da rol alabilirsiniz. İlerleyen dönemde projede yaşanacak gelişmeleri öğrenmek, yeni testnetlerine ulaşmak ve nasıl katılır görmek için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı da unutmayın. Ayrıca tüm paylaşımlarımızı anında görmek için Pusula Finans'ı Twitter'dan da takip etmelisiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.